Cumhuriyetimiz 100 yaşında 100. yıl marşını dinlemiş oldunuz. Sözleri gazeteci yazar Osman Güvenir'e ait. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve bestesi piyanist Rüya Taner'e ait. Hoş geldin. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Aslında bu marşı dinlerken çok gurur duydum ya. Kendi ülkemizden de düşünebiliyor musunuz? Hani ana vatan Türkiye'ye böyle bir armağan. Ne kadar güzel bir armağan. Yani insanı çok duygulandıran bir armağan çok açıkçası. Kuzey Kıbrıs halkı olarak da bizler de çok teşekkür ediyoruz size. Çünkü evet, güzel şarkılar, eserler bırakılabilir ama ölümsüz eserler de bırakılması lazım diye düşünüyorum. Çünkü bu eserler bundan belki bir 100 yıl sonra yine dinlenilecek. Evet. Biz o zamanlar hayatta olmayacağız ama o kuşaklardan kuşağa aktarılacak. Evet. Çünkü çocukluğumuzda hep böyle 29 Ekimler'de, 23 Nisanlar'da olsun böyle hep marşları duyduğumuz zaman. Varlığımızın bir parçası esasında değil mi? Yani kimliğimizin bir parçası ve o duyguları bence beslemek lazım. Bunlar biraz şarkıdan da öte kalıcı tabii şeyler. Ve duygularımızı besleyen besteler. Dolayısıyla yani Osman amcayla da her zaman birlikte çalışıyoruz bu tür sözleri yazıyor benim için, sağ olsun. Osman abiye hiçbir şey olmasın sevgili izleyiciler. Birazcık belinden dolayı rahatsız olduğu için de biraz şey dekorumuzda ufak bir değişiklik olmuş oldu. Bir şey diyeyim. Yani nazar gerçekten de Allah onu bize bağışlasın tamam, ki en azından şey diyoruz. Yani böyle ülkemizde çok değerli bilgili insanlara, araştırmacılara ihtiyacımız var. Çünkü böyle yazılı işte akademisyenler bir işte kitap araştırdıklarında araştırma da çok önemli. O dipnotlarda kim ait oldu? Referans da çok değil önemli. Değil mi? Çok önemli. İyi ki varsın Osman abi. Teşekkür ederim. Rüyanın siz de iyi ki varsınız. Sağ olun. Bu arada ne zaman yine yaşlanmayı düşünüyorsun? Bıraktım. Ben yıllar öncesinde program yaptığımda yani aynı dondurulmuş gibisin. Evet, aynı kalmışsın. Ailece buzdolabında bekliyoruz. Annesi babası buzdolabına koyuyor. Biraz genetik herhalde. Ben gerçekten de duruşunla bestelerin olsun. Yani çok çok değer verdim. Ben kendimi çok besteci olarak mesela görüyorum. Mesela Türkiye'de işte hemen böyle hava tersine Rüya Taner var biliyor musunuz? İşte ben program yapmıştım diye böyle gurur duyuyorum açıkçası sizinle. Gerçekten de sadece, yurt dışında sadece Türkiye değil yani. Herkes biliyor, tanıyor sizi. Şimdi bu 100. yıl marşından bahsedelim. Geçen sene yazıldı. Bu sene yazıldı. Yani Osman Şubat abi, bu sene. Şubat'ta. Evet, evet, Şubat'ta yazıldı. Şimdi nasıl oldu tanışmanız? Osman abinin nasıl aklına geldi? Ben anlatayım size. Şimdi müsaadenle anlatayım. Lütfen, lütfen. Şimdi esasında ansızın bir telefon geldi bize. Hı. Ankara kaynaklı bir telefon geldi. Evet. Kıbrıs'tan benim de Rüyan'ın ismini verdiler. Yani bu 100. yıl marşını ancak bu iki sanatçı yapabilir diye. Biz yani sanatçı diye hissetmeyeyim, yorumlamayayım. Öyle oldu ve girdik biz bu işe. Ve bize iki gün verildi. İki gün verildi bize. İki gün. Ekranda da böyle fotoğrafınız. Aa, çok güzel. Bu ne zaman çekildi? O benim bu 30 sene evvel. 30 sene evvel. Yani benim bakanlık müdürü olduğum zaman çekildi o benim odamda. Evet. Rüya evet geldiğinde ziyaretime. Ve bir şeydi çektik orada. Şimdi esasında nedir?
Daha önce Ulusal Marş'ın sözleri de bana aittir yani şey olarak. Hı hı. Yılmaz Bey'le beraber yaptık onu. İşte insan duygularını şey diyor böyle yani... alevlendiriyor ya, hareket ediyor yani düşünce. Marş çok güzeldi yani sonuçta. Evet. Evet yani biz o anlayışla, o kavramla oturduk ve bu marşı beraber çalışarak yaptık. Hı hı. Şimdi ne zaman bir araya geldiniz dediğinizde, evet. Ben hatırlıyorum Rüya'nın ayakları pedallere yetişmezdi daha. Ben tanıdım da Rüya'yı, bu kadarcıktı. O kadar şeydi. Hatta derdim ben, benim oğlum, ikinci oğlumun adı Ziya'dır. Hı hı. Kızım olursa Rüya koyacağım. Çünkü babamın adı Ziya'dır. Evet. Rüya'ydı. Öyle düşündümdü. Rüya bizim kızımız gibi. Yani ben öyle şey ettim. Ne güzel. Ama o da bizimle beraber bir muhabbet oluşuyor. Annesi, babası, bizler. Hı hı. Ve bu şeyleri, bu çalışmayı beraber yaptık. Ve daha da bazı projelerimiz vardır öyle güzel şarkılar, güzel ne bileyim yani sadece milli değil ama insanların duygularını... Yapmıştık zaten değil mi? Bir yaptık, tane Makedon... Yaptık evet. Evet. Daha da yani ömür verirse Allah bize çalışacağız inşallah. Evet. İşte bunu Ankara'ya gönderdik. Sırf Türkiye'ye bir jestimiz olsun. Çok güzel ama olarak. Çok gurur. Yani biz bir beklentimiz yoktu açık söylemek gerekirse. Çok beğenmişlerdir diye düşünüyorum. Ya beklentimiz yoktu. Sayın Büyükelçimiz de ona da dinlettik. O da çok beğendi. Yani bir yerde onun da himayeleriyle biz marşı gündeme getirdik. Ona da sevgilerimizi gönderiyoruz. Ha, ona da sevgilerimizi gönderiyoruz. Yani demek istediğim bunlar güzel şeylerdir esasında. Evet, evet. İnsanın hayatını motive eder. Biraz önce söylemiş olduğunuz gibi biz ölüp gideceğiz ama bunlar kalacak. Çok doğru, çok yani doğru. Yani gerçek olan budur. İşte bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İşte sanatçılar kendilerine aslında zaten sanatçı oldukları için bir şeyler bırakmalıyım. Yani kendilerini sorumlu hissediyorlar. Sanki böyle bir şey yapılmazsa bir eksiklik hissedeceklermiş gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Öyle gözlemliyorum. Öyle yani, var mı? Yani bilmiyorum. Ben öyle bakmıyorum. Ben kendimle esasında çelişki içindeyim. Yani önce kendime hesap veriyorum. Sanki ikinci birisi var da ona hesap veriyormuşum gibiyim. Hı hı. Sonra olan da yani artık kendiliğinden olan şeyler. Yani illaki ben bir şey bırakacağım şartıyla değil de. Aslında öncelik böyle olması lazım değil yani mi? Yani benimle böyle çalışıyor. Sen hani uçağa bindiğin zaman da mesela önce çocuğun maskesi diyorsun ama pardon kendi masken sonra çocuğun maskesi. Önce zaten kendini bir kendini ikna edeceksin ki ondan sonraki nesillere bir şeyler aktarman lazım. Çok bu doğru. Bu şeydir çok güzel bir bakış açısı. Yani bir güdüdür bu sanatçının güdüsü. Hı hı. Yani şimdi Rüya piyano çalmasın, ölür hasta olur. Bana biraz öyle. Hasta biraz olur. Öyle yani. Şey yani o hayatımın bir biçimi yani evet. Çalışmadığım için yapamayacağımdan İyi. Değil ama o benim artık hayatımın bir düzeni yani. Parçası oldu. Bir gece önce çalmışımdır mesela o eserleri ama ertesi gün o antrenmanı yapmazsam ben eksik hissediyorum. Yani evet. Dişinizi fırçalar gibi bir alışkanlıktır. Yani evet, evet. Tabii her zaman aynı eserler çalınmıyor. Yeni şeyleri de çalıyoruz ve bir atlet gibi biz kendimizi formda tutmak zorundayız. Çok doğru. Yani, peki şey yani ailede müzik olmasaydı bir yine de akarsu yatağını bulur derler ya yine de o ruh içinizde olur muydu? Yani sanat yani, olurdu etkisi herhalde. Etkisi tabii ki olmuştur. Az önce kızınız hakkında evet, konuşurken. Program öncesinde sevgili izleyiciler konuştuk. Ben dedim ki kaç yaşında başlatayım? Çünkü dedim benim kızımın amcası da opera sanatçısı. İşte babası konservatuvar mezunu. Acaba dedim hani sonuçta müziğe yatkındır ne yapayım? Başlatayım mı falan dediğimde o zaman bayağı bir sohbet etmiştik. Evet. Önerilerinizi. Yani şimdi mesela ben de küçükken Deniz Hoca Hanım'dan işte bale dersi alıyordum. Evet. Jimnastik alıyordum ve artık son raddeye geldiğinde işte Ankara'ya gidilecek. Orada müzik eğitimi alacağım. Babam sordu bale mi müzik mi? Müzik ağır bastı ama bana birisi hala işte ben balerinim dediği zaman eriyorum. Yani İçinizde kalıyor. İçimde kalıyor. Eğer balerin olsaydım müzik öyle olacaktı ama kesinlikle şey değilim, pişman değilim. Çünkü müziğin ömrü
kalbiniz attığı sürece ama yine var. Onlarla da bir şekilde iç içe oluyorsunuz. Tabii ama balenin ömrü çok daha kısa sahnede. Çok doğru. Dolayısıyla yani müzik olayı ve yorum. Siz baleyi de yapardınız, dondurulmuş gibisiniz ya böyle. Oyuna giderdi böyle kaç yaşına kadar. Evet. Peki şimdi projelerden yine bahsedeceğiz Osman abiyle ama bir de önünüzde Rüya Tener bir şey kitabı var değil mi? Nota kitabı var. Nota albümü. Nota evet, albümü. Evet. Sevgili izleyiciler şöyle gösterecek olursa. Geçen yıl Solibri Yayın Evi'nden doğan Solibri Yayın Evi'nden. İçinde Kuzey Kıbrıs'ın ve Türkiye'mizin sevdiğimiz marşlar ve türkülerin benim kulağımla duyduğum piyano aranjmanları. Çalarken ayrı bir herhalde şey hissediyorsunuz. Ben her ayrı zaman türküleri çok sevdim. Yani çalışmam dışında her zaman bir doğaçlama, bir çalışma yaptım. Ve bir iki defa bunlar böyle biz olarak yurt dışında kullandım. İnsanlar sorunca işte bu ne falan deyince işte notalar istendi. Acaba dedim bunu bir albüm haline mi getirsem? Ve pandemi işte yani Allah yine öyle bir zamanı yaşatmasın bize ama... o dönem fırsat artıları oldu. Benim çıktı. Için pandemi olmasaydı belki de belki o kadar hızlı çıkmayacaktı. Peki bu kitabı yine şey yapabiliyorlar mı? Alabiliyorlar mı öğrenciler? Evet, burada şu an Rüstem de bulunuyor. Evet, çok önemli sonuçta bölümünü bitirenler için de bence. Osman abicim senin kitabın çıkıyor. Değil mi? 18. kitabım. 18. maşallah. Evet. Ne zaman? Şimdi kitabımın tabii en son yazdığım Ersin Tatar Bey'in hayatını anlatan bir kitaptı. Cumhurbaşkanı'nın. Onun imza gününü yapamadık. Çünkü o gün ben kısmi felç geçirdim. Hastaneye yatmıştım o zaman. Çok geçmiş olsun. Mersi. Önümüzdeki 6 Kasım'da imza gününü yapıyoruz hakemede. Orada. Onun dışında bir de o kitaptan sonra Doktor Fazıl Küçük'ün 80 yıllık eseri Halkın Sesi. O da büyük bir araştırma yapılarak alıntılar alan yayınladık. Onu esasında Doktor Küçük Vakfı yayınladı. Evet. Ama şimdi benim esas yıllardan beri hayalini kurduğum bir çalışmam vardır. O da İskan ve Göçmen Anılarım. Ben İskan'da da müdürlük yaptığım için o binlerce göçmeni yerleştirme, ev yer sahibi yapma, rehabilite etme, tarla bahçe iş yeri verme, insanların egoları, birbirleriyle çatışmaları, siyasilerin... Hiç yok olmayacak ya bu egolar galiba değil mi? İşte ama o gün hep menfaat için. Yani öyle bir durum ki öyle bir durumdaydık savaş sonrası. Rumlardan boşalan evleri vereceğiz. Güneyden gelen insanlara ya da Türkiye'den gelen göçmenlere. O olay içerisinde insanlar kendi evlerini beklerdi. Öbür ganimetçiler gelip ganimetlemesin diye. Düşünün ne kadar kötü bir şey. İşte onların o ruh halini, yaşadığımız acıları, trajikomik durumları hep onları o kitapta yazdım. Aşağı yukarı 400 sayfalık bir kitap olacak. Evet. Bana göre belki 450 sayfalık. Yani şu anda matbaayla şeydeyim yani. Pazarlıktayız. Bilemiyorum daha kitap çok ama lazımdır şeyin Harun'un hazinesi olsun ki ben de bileyim onları. İşte yaşanan gerçek acılar unutulmuyor. Bizden sonraki nesillere de aktarılması lazım. Tabii. Rüya'nın tabii ki daha çok genç ama sonuçta o savaştan çıkan bir toplumun şeyleri sizde de değil mi? Bazen diyorsunuz ya etkileniyorum işte türkülerden şeyden bir tabii. Şekilde. Farkında olmadan aslında insanın içine ruhuna günlük yerleşiyor. Yaşamımızdan esasında esinleniyor çünkü o türküler hep güncel yaşantının bir gerçekleri aslında. Hikayesi. Hikayesi evet.
Sizin de konserleriniz olacak mı? Şimdi bu arada pandemiden sonra buradasınız artık değil mi? Oh ne kadar güzel. Yani çok burada sevindim. Bilmiyorum anneme babama sormak lazım iyi mi diye mi? İnanmayın burada değil. Burada değil. Burada değil mi? Ya Sicilya'da ya Amerika'da ya. Ama dedi yani burada daha merkez burada dedi. Daha çok merkez burada. Merkez evet. Burada. Çok yoğun geçti. Geçen yıl biz sevgili Kürşat Başar'la yeni bir proje başlattık. Bir yazar, bir piyanist buluşması adı altında. Ben solo eserlerle... Çok da beğenirim, çok da evet, ne kadar güzel. Kesinlikle o yüzden biz yıllardır tanışıyoruz ama ilk kez böyle bir proje birlikte başladık. Ne güzel. Hem ben ayrı solo repertuar... Sizin aklınıza nereden geldi? Yani nasıl oldu tanışmanız? Esasında çok spontane oldu. Biz çok eskiden tanışıyorduk. Güneş Gazetesi'nde benim ilk röportajımı yapan kişiydi. Ondan sonra zaten aileler kendisi buradaydı. Babası son sancaktardı Kıbrıs'ta. O yüzden bak onu bilmiyordu. Bağlantıları vardı. Hiç kopmadık. Sonrasında galiba bir konser sonrasıydı. Bir şeyler yapalım birlikte diye yola çıktık. Ne olabilir? İşte film müzikleri, türküler falan derken şu an böyle bir saatlik bir şeyimiz var. Konser programımız var. Haftaya da Kıbrıs'ta bir konserimiz olacak. Ay çok güzel. Ama onunla beraber işte Portekiz'e gittik, iki kez Sicilya'ya gittik, Helsinki yaptık. Bütün yaz festivallerini birlikte geçirdik. Son işte Paris'teydik beraber. Şimdi önümüzde Bakü var. Çok güzel. Bu kadar çok ülke gezdiniz, konserler verdiniz. Çok merak ettiğim nokta, hiç unutamadığınız bir ülke var mı böyle? Hani konserini verirken aslında çok etkilendim dediğiniz. Sanırım Saraybosna beni çok etkilemişti. Neden? Yani yaşadığımız şeyler çok benzer ve çok yakın geçmişi olduğu için. Ya. Artı bir de doğa olarak beni çok etkiledi. Evet yani çok ülkeler var, çok... tarihidir. İşte Roma da onlardan bir tanesiydi. İç içe yaşıyorsunuz bazı şeyleri ama Bosna Hersek gerçekten bana çok dokundu. Hala daha öyle. Yani Makedonya benim kalbimde çok ayrı yerleri var. Evet, sizin. Evet. Osman abi senin peki mesela şimdi kitapları çıkardıktan sonra aslında hep aklımda, hayalimde bu da var ama işte kendim de o gücü artık nasıl bulacağım? 18. 19. 20. belki olacak, 21. Şimdi, olacak. Şimdi tabii sanatın evrenselliği içerisinde yazdığınız kitaplarda bunu düşünmek zorundasınız. Çünkü benim tiyatro eserlerim yayınlandı 1. cildi. Kesinlikle, evet. Şimdi şu anda İstanbul'da yayına hazırlanan bir romanım var. Şu anda. Üçüncü romanım olacak o. İnşallah yayınlanır ve onun da teması Kıbrıs gerçekleri. Kıbrıs'ta yaşanmış olayların kurgulanmasıyla beraber biçimlenmesi ve bir roman haline gelmesidir esasında. Tabii onun dışında yine dördüncü romanım hazırdır. Beşinci romanım da hazır hatta. Ama yayınlamakta tereddüt ediyorum. Çünkü bazı kişilere, bazı zümrelere dokunuyor. Dokunursa diye. Yani şeyin, kitabın içeriği. Peki bu kadar çok yoğun kitapları yazarken hiç aileden bazen sitem geliyor mu? Ya işte eşiniz diyor mu? Yok, çok biraz da hoşlarına gider. Çok bilakis. Bizimle daha çok hoşlarına gidiyor. Hoşlarına gidiyor benim yazdığım kitaplar. Karakterler içerisinde zaman zaman onlardan da bazen esinlendiğiniz oldu mu hiç kitaplarınızda? Tabii aslında canım. Bahsetmediğiniz ama aslında onları anlattığınız. Bakın eşinize buradan sevgilerimizi gönderiyorum. Şimdi esasında bir üniversitede hocalar bize şunu derdi. Evet. Ben dramaturgum esasında, dram yazarıyım. Hı hı. Derdi bana bizlere şöyle derdi yani şey olarak. Bir yazarın yazdığı kendi derdidir. Evet. Derdi. Yani derdi derken, çünkü benim bir parçasını yaşadığım olaylarla gelişen bir romandır bu şimdi yolladığım. İsmi de Güneş'in Gittiği Yere Kadar. Hı. İsmi de. Hı hı. Tahmin ederim onaylanacak ve yayına girecek. Ama biliyorsunuz daha önce ilk romanım ilk Üç Pencere'ydi. Evet. Alfa'da yayınlandı İstanbul'da. Evet, evet.
Yani sadece siyasi yahut da biyografik kitap değildir benim şeyim. Yani benim o birikimim kendiliğinden gelen bir olaydır esasında. Evet. Ve almış olduğum eğitimle, birikimlerimle ve donanımlarımla diyelim, o biçimleniyor. Evet. Ve bir eser olarak çıkıyor halkın önüne. Hı hı. Bilmiyorum işte, bakalım zaman ne getirecek bizi. Bilmiyorum, ona bağlı. Rüya Hanım da tam böyle bir cumhuriyet kadını. Çok tatlı. Cumhuriyet için özellikle söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Yani duygularınız, düşünceleriniz? Yani şanslı bir şeyiz herhalde, nesiliz. Evet, bir takım olaylar yaşadık ama bu 100. yılın coşkusunu da yaşamak çok ayrı bir özellik diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Yani çok coşkulu Atatürk'ün oldu. Kızları olarak da burada kendimize düşen her tam şeyi. Tam böyle Atatürk'ün istediği ideal bir portre değil evet, mi? Evet, evet. Tam böyle örnek işte o sanata verdiği değer, onu temsil ediyorsun. Gerek işte karakterinle, kişiliğinle, yaptıklarınla. Her birey esasında kendine düşeni en iyi şekilde yapıyordur. Hı hı. Ben işte bu çok seyahat ettiğim zamanlarda da böyle mesela pilot bayan duyduğum zaman aşırı heyecan duyuyorum ve çok gururlanıyorum. Değil mi? Yani her şeyde olduğu gibi. Doktorlarımız, sizler. Çünkü sizler olmazsanız biz hiçbir şeyi yansıtamayız. O yüzden size de ayrıca teşekkür ediyoruz. Peki kendinin insanları için neler söyleyeceksin? Mesela yurt dışına gittiğinde, buraya geldiğinde o coşkuyu, yani böyle hani herhangi bir yerde, bir markette, bir yerde karşılaştığında. Aslında beni düşünmemiştim ama beni çok etkilemişler. Yani bunun farkında değildim dediğin nokta oluyor mu bazen? Değilsiniz. Esasında hiç beklemediğiniz bir anda birisi sizin hakkınızda bir takım şeyler söylüyor. Hı-hı. Ay siz miydiniz falan ki yani bir sefer ben ilk defa denize bir defa çıktım bu şeyden, limandan. Denizde beni tuttu. Hemen yattım. Böyle 2-3 saat sonra uyandığımda baktım başımda bir bayan duruyor. Sidimle beraber benim uyanmamı bekliyor. Çok garip bir duyguydu. Yani karada değil de denize ilk defa açıldığım bir günde. Çok kötü bir şey. Ve şey dedi, ben dedi Özbekistan'dan geliyorum dedi ve sizin olduğunuzu şey yapamadım dedi. Yani nasıl falan dedi böyle. Dedim yani bugünü bulmuşsunuz falan. Böyle bir ters bir durum oldu ama ve bunun gibi niceleri. Ama yani yaptığınız şeyin belki de, yani az önce sorduğunuz soruya geleceğim. Bunu yapıyorsunuz tanınmak için değil. Yani bu belki başarının bir yansımasıdır. Belki doğru bir iş yaptığınızı gösteriyor. Birilerine hitap ediyor veya. O yüzden de tabii zaman zaman oluyor. Böyle omuzunuza çok yük binmiş gibi hissediyor musunuz şundan dolayı? Kesinlikle. Yani belli bir misyonunuz var. Ya aslında çok büyük, yani her gittiğim yeni konser o mesuliyeti de beraberinde götürüyor. Çünkü sizi bilmeyen birçok insanın karşısına çıkıyorsunuz. Evet, gelmişler ama sizi tanımıyorlardır. Ve o ilk eserdeki işte tanışma diyeyim. Hı hı. Ve onların enerjisinin size daha açık ve daha samimi olduğu anı hissedinceye kadar her zaman o şey var üstümde. Ve bazen şey diyorum, keşke insanım da burada olsa da bu duygular benimle birlikte yaşasa. Elbette başkalarına çalmak da güzel ama yurt dışında eğer varsa bizden birileri, onlarla bu heyecanı paylaşmak çok daha iyi. Çok güzel, çok güzel. Peki yine gelecekte bir organizasyonlarda bulunacak mısınız marşın dışında? Şimdi ben size söyleyeyim. Rüya Hanım çok güzel tanımladı duygularını. Evet. Ama esasında Rüya çok önemli bir görev üstlendi. Toplum adına. Evet. Ta küçük yaşlardan gelişme çağına ve bir sanatçı olarak toplumun ve dünyanın gözünün önüne gelmesi. Evet. Şimdi bakmayın siz Rüya'nın tevazu göstermesine. Dünya çapında bir sanatçıdır Rüya şimdi. Yani bir piyanisttir. Ama
en önemlisi KKTC'nin tanınmasında çok büyük pay vardır. Çünkü KKTC'yi temsilen gidiyor Özbekistan'a gider. O da bir elçi sayılır. Bir yani tabii hani sanat elçisi. Sanat elçisi yani sonuçta. Yani sanat yoluyla bir yerde ülkesini tanıtıyor. Bu çok önemli i̇şte bir görevdir. Kim bu? Nereden geldi? Nasıl? Hangi tabii, ülkeden? Düşünsene insan yani merak eder, araştırır küçücük hakkında. Küçücük bir adada böyle bir sanatçının yetişmesi çok önemli. Yani evet. Düşündüğünüz zaman çünkü sanat evrensel bir unsurdur. Yani şey olarak sanat herkes için vardır. Ama özel bir sanatçı olarak yetişmesi ve dünyaya mesajlar vermesi çok önemlidir. Yani kusura bakma hapına sığınarak ben anlatıyorum. Ama gerçekçi olmak gerekirse Rüyan'ın yaptığı görev çok önemlidir. Evet. Çok önemli. Evet. Yani biz gurur duyarız Rüyan'ın. Ciddi söylerim. Yani mesela Rusya'ya gider. Rüya Taner Rusya'da konser verdi. Yahu herkes konser verebilir mi ya Rusya'da? Çok doğru. Olur mu öyle şey? Yani evrensel yapı içerisinde KKTC'nin tanıtılması. Evet. Bu durum önemli olan. Yani o sorumluluğu da taşıyor esasında. Peki bir gün hiç tahmin eder miydin sevgili Rüya? Yani dünyaca ünlü böyle bir piyanist olacağını. Hiç. Hayır hiç. Yani bir hedefiniz var ve hayatınızda takip ettiğiniz rol model olarak aldığınız işte Osman amca da onlardan birisi. Çünkü hep ailemin içinde birlikte zaman geçirdik. Babam, annem hepsi farklı şeylerde benim idolüm. Ve bugünlere gelişimde bütün hocalarım yani Mithat Fenmen, Tolga Çetiz ve son dönemlerde de John Howell. Tabii diğer iki hocamı 10-11 yaşında tanıdım ve hemen kaybettim. Ama bugünlere gelişimde hocamın katkıları var. Katkısı yani inanılmaz boyutlarda. Yani benim bugün ne olduğum esasında ona teşekkür borçluyum. En unutamadığın özelliği neydi mesela hocanın? Hocamın çocukları yoktu, çocuğu yoktu. Dolayısıyla onun öğrencileri hep çocuğu gibiydi. Bir takım olaylar yaşıyorsunuz tabii işte 10-12 yıl onunla beraberdim. Ve her özel şeyimde hocam her zaman yanımda oldu. Şimdi tabii yalnız o yüzden mesuliyet duyuyorsunuz onun sağlığıyla ilgili. Çok farklı ilişkiler yani başka daldaki gibi değil. Müzik bilhassa enstrüman öğrenen bir öğrencinin hocasıyla olan ilişkisi çok farklı bir şeye dayanıyor. Ya sizi var eder ya sizi yok eder. Evet. Dolayısıyla onu çok hassasiyetle seçmek lazım. O konuda gerçekten çok şanslıyım. Peki bunun dışında ilkokuldayken mesela o ilk işte derler ya belli bir yaşta o hamurda çok önemlidir. O zamanlarda sizin bu kadar yetenekli olduğunuzu keşfeden hocalarınız olmuş muydu öğretmen? Babam zaten keşfederek bunun üstüne gitti. Ve o zamanlar 6 yıldı şey. Yok ilkokul. İlkokul. 4'ten 6'ya atlatıldım ve bir an önce konservatuvara başlamak için öyle bir hızlandırılma olmuştu. Yani zekayla alakalı değildi ben... yanlış. Yanlış anlaşılmasın. Sanatla alakalıydı. Ama kolay değildir. Yani o tabii yaşta bir çocuğun konservatuvara yatılı gitmesi. Ya 11 yaşında çok düşünüyorum anne, da şu an. Anne baba sevgisine ihtiyacı var. Ama idealist olduktan sonra böyle şeyler çıkar. Ben işte kızıma şey diyorum yani 10 Kasım için gidilecek. Anneciğim diyorum biz Anıtkabir'i görüyorsunuz zaten. Annen zaten Ankara'da yani şey hani korkuyorum şey diyorum. Evet. Zaten hep diyorum tatillerde oradasın sürekli hani. Doğru. Gidiyorsun. Biraz ailelerde şey oluyor yani 11 yaşında evet yani hani. Zor. Büyük bir aileden çıktık yani bizim ailemiz işte teyzemler hep aynı bahçede büyüdük. Dolayısıyla hep kuzenlerimle beraber yaşayıp bir anda böyle 20 kişilik yatakhanede kendimi bulunca biraz psikolojik olarak sarsında geçiyor. Evet. Kolay değil. Kolay değil. Osman abi senin aynı zamanda işte yazıyorsun tamam da bir de resim. Çiziyorsun da değil mi? Boyuyorsun da. Resim sanatında i̇şte var. İşte geçen hafta koydum ben Facebook'a bir resmimi. Hı hı. Yunus Emre Sanat Merkezi.
Evet. Rica etti benden bir sene önce. Benden şunu istediler. Eğer Ankara'da bir araştırma yapmışlar. Hem roman yazarı hem de ressam beni buldular. Beni buldular diyor Osman abi. Yani şey için değil bak, mi? Bak Osman abi bu çok güzel bir hatıra beni kalacak. Osman abiden bahsedince beni buldular. Yani Eylül şöyle bir şey. Şimdi tabii bu rahatsızlık çok zorladı beni. Çok zor. Çok yani bu hani harimle boya istersin al kalkıp alamazsın. Çok doğru haklısın. Kapı çalar açamazsın. Telefon çalar alamazsın. Yani bu harimle çok zorlandım o resmi yapayım. Çünkü bir metreye bir metre ebatındaydı. Ama karşılığını da görmüşsünüz işte ne kadar değerli bulmuşlar. Şimdi tabii bana yolladıkları Abdülhak Şinasi Hisar'ın bir romanıydı. Bu romanı okuyacaksın dediler ve algıladığını tuvale aktaracaksın. Şayet Facebook'ta bakarsan ona o resime resim eski Osmanlı adetlerini anlatıyor. Çok güzel bir, olmuş. Bir kahvehanede. İçini o kadar çekiyor ki sizi oradaymışsınız gibi. Bir kahvehanede fesli çakşırlı insanlar nargile içerler, tabla oynarlar çınarın altında ve uzaktan minareleri görülür. Açık hava kahvehanesi. Ayaklarının içinde de güvercinlerin yemek yem yerler orada. İki tane güvercin ayaklarının içe. Yani çok gerçek. Tam İstanbul'u anlatmaya çalıştım. Benden figüratif çalışmam ama mecburi çalıştım. Ve ümit ederim beğenilmiştir. İstanbul'da ki bulunmuş muydunuz daha önceden uzun yıllar? İşte yani bir şeyi de hissetmen için orada da bulunman çok lazım. Bir, yani. Benim olan büyük olan doktor Mustafa orada Güvenir. Orada olduğu için tabii ki. Orada okudu. Ben senede 3-4 defa giderdim oraya. Evet. İhtiyaçları için, destek için. Bazen Avrupa'da benim turizm fuarlarına gidişim vardı. Dönüşte mutlaka İstanbul'da kalırdım. Birkaç gün bakayım, kadı tutayım, temizlik yapasın falan çamaşırlarını, önlüklerini. O aşamada İstanbul'u ben çok iyi tanıyorum. Çok güzel. Yani o martılar romanlarımda geçiyor. Ama çok pis boğazlar. Güvercinler. Yani. Simitleri, kapışları, şimdi, kaçışları. Şimdi tabii Ahmet Tolgay arkadaşım, çok sevdiğim bir gazeteci. Ona da sevgilerimizi gönderiyoruz. Onunla beraber devlet Bakanlar Kurulu'ndan karar çıkardı. Osman Güvenir'le Ahmet Tolgay İstanbul'daki turizm kitap fuarına katılacak. Katıldık. Tamam. Şimdi biz de o İstiklal'de arkasındaki bir otelde kalıyoruz. Çıktık bir akşam yemek yemeye. Baktık sokaklar Suriyeli dolu. O Suriyeliler, o çocuklar, dilenenler, anneler, babalar, genç insanlar... O kadar şey ettim. Vallahi otele gidince bir şiir yazdım. Artık İstanbul'u sevmiyorum diye. Vallahi ciddi. İşte savaşlar. Yani şey için değil, ironik anlamda söyledim. Evet, ben evet, esasında evet. Ama yani İstanbul'un sosyal hayatı çok bozuldu. Evet. Çok. Yani baktığınız zaman o eski İstanbul'u bulmak çok zor. Evet. Yani o bakımdan benim o resmim de hakikaten o eski saf İstanbul'u anlatıyor. Anlatan bir resimdi, fotoğraftı. Evet. Savaşlar konusunda ne söyleyebilirsiniz? Sanatçılara her zaman bunu sorarım. Bugün yani işte sürekli boğazımız düğümlenerek izliyoruz haberleri. Bakıyoruz ki dünya suskun. Kazanan olmuyor sanki. Değil mi? Kazanan kaybeden olmuyor. Çocuklar oluyor. İnşallah ilk fırsatta her şey düzelecek bir şey hal alsın. Çünkü çok çok kayıp var. Kesinlikle. Yani şeyi düşündüğün zaman bu İsrail Filistin olaylarını benim bu yarın ya da öbür gün çıkacak bir yazım var. Halk Lisesi'nde köşe yazarıyım. Evet. Birileri dedim şu Yahudilere Hitler katliamını hatırlatın. Ben yaşadım, onlar yaşamasın demeleri lazım aslında. Ya bu empati kadar vicdansızlık olur mu ya? Senin bütün yani en büyük soykırımı Yahudiler yaşadı. Orada Almanya'da. Ben yaşadım, yaşatmamalıyım demen. Niye sen empati yaparlarsa bu insanlara böyle yapmamalar lazım. Nedir o bombalar devamlı? Kaç bin kişi öldü ya? O çocuklar, o kadınlar evsiz. Yani
koca şehir pilava döndü bombalardan. Evet. Yani bu kadar çok yazık yani. Hı hı. Ama onları da yüreklendiren Amerika'dır. Biden gitti ve yürek verdi kendilerine. Evet. Odur olay. Evet, şimdi programın sonuna yaklaştık, veda edeceğiz. Şu soruyu her konuğuma sorarım. Yaşama sanatı ismi. Yaşamdan ne öğrendiniz dersek, Rüya Hanım mesela ne söyleyebilir? Yaşamdan ne öğrendiniz bu hayatta? Daha öğrenmeye çalışıyoruz diyeceğim herhalde. Ama mesela çünkü fark etmemişim ama fark ettim aslında, biliyor musun? Yani fark ettik sanıyoruz ama fark et, yani ben fark etmiyorum. Bir şey yaşıyorum, sonra diyorum bunu böyle yapmak lazım ama ben bir şekilde öğrenemiyorum onu. Hiç bitmiyor diyorsun. Yaşamdan aslında her şey. Evet, yani çünkü şartlar değişiyor. Yani devinin içerisinde. Evet, yani farklı. Bir şeyi yaşıyorsunuz ama diğer taş farklı bir yerde oluyor aynı şeyi yaşadığınız zaman. Dolayısıyla sanki yeni bir şey yaşamışsınız gibi farklı taraftan bakıyorsunuz. Bakmaya başlıyorsunuz. O zaman sürekli yaşamın, hayatın sürekli değiştiği öğrenmiş olduk. Kesinlikle, herhalde. Evet. Osman abin de söylemek istersin. Şimdi esasında bir sanatçı yaratıyor, üretiyor. Evet. Yani o üretim de kendi duygularıyla ve iş dünyasıyla bağlantılıdır. Esasında. Yani sanattan ne, yani dünyada ne anladınız, geldiniz dünyaya ve ne durumdasınız, nasıl bakıyorsunuz hayata? Bir geriye baktığınız zaman bıraktığınız eserler, çocuklarınızın başarısı, torunlarınızın başarısı. Değil mi? Onun dışında aile bütünlüğü, aile sevgisi. Hep bunlara baktığınızda kendi sanat anlayışınızda var olmaya çalışırsınız. Yani ben böyle bir, şöyle bir şey yaptım. Allah dedim canımı resim yaparken alsın. Allah korusun. Dedim. Düşünün siz. Yani o kadar resim yapmayı seviyorum. Seviyorsunuz. Bilgisayarda kitap yazmayı. Yani bunlar insanın içinden gelen şeylerdir. Hı hı. Yani o bakımdan Rüya'nın şeyini, anlatılarını takdir ediyorum. Yani doğru bir teşhistir esasında. Sanatçı çevresiyle, yaşadıklarıyla var oluyor ve topluma da bir şeyler aktarmaya çalışıyor. Evet. Bütün olay budur. Yani bizim duygularımızı izleyenler, okuyanlar anlaması lazım. Aslında biz sizi anlatıyoruz diyorsun. Şimdi tabii yani şey olarak ama benim burada bir mesaj vereyim. Tabii ki. Program kapanmadan. Tabii ki. Herkes önüne bir defter atsın. Siz de dahil. Hatıralarınızı başlayın, karalama olarak yazın. Gelişi güzel yazın. Ne bugün nedir? Bugün Berete'ye gittik. İşte Rüya Taner'le, Osman Güvenir'le program yaptım. Ama sizin duygularınız, eve gittiğinizde çocuğunuz nasıl karşıladı, eşiniz nasıl karşıladı? Ertesi gün savaşları duydunuz, daha feci savaşlar. Yani sizin hayatınızdan kesitleri o deftere kaydedin. Evet. Herkes hatıralarını yazması lazım. Çok doğru. Diye çok düşünüyorum. Doğru. İşte. Fotoğraflar gibi. Bazen fotoğrafları bir gün baktım arkadaşlarımla, ilkokul ikinci sınıf fotoğrafımı arkadaşım atmış. Hem ağlıyorum hem kahkaha atıyorum. Hem ağlıyorum hem kahkaha. Ya diyorum, ben böyle miymişim diyorum. Bu bende yoktu diyorum. Yani işte onun gibi bir şey aslında Osman abinin dediği. Tabii, doğru. O anı sen kareyle donduruyorsun. Fotoğraf karesiyle donduruyorsun. Ama diğerinde de duyguların o anda anlatıyorsun. Orada olmayan yıllar duyguları. Yıllar sonra hatırlamıyorsun aslında. Onu okuduğunda böyle mi olmuştu diyorsun. Ya. Değil mi? Çok doğru. Çok teşekkür doğru. ediyorum. Sevgili Rüya, senin var mı mesajın? Çok teşekkür ederim. Böyle çok bir fırsat bir yarattınız. Çok hele Osman oldu. Amcayla beraber olmak ayrı teşekkür bir keyifti. Ederiz. Çok teşekkür ederim. Seni tekrardan aramızda görmek çok mutluluk verdi bana. Ederim. Çok onur oldum. Teşekkür ediyorum. Veda vakti geldi sevgili izleyiciler. Her zaman söylediğim gibi gözlerinizden ışıltı, dudaklarınızdan tebessüm, gönlünüzden sevda eksik olmasın efendim. Hoşçakalın.